Türkiye'de 18 yıldır adli boğulma olaylarının istatistiğini tutan Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Adnan Turgut, yılda 900 ila 1200 kişinin suda boğulma sonucu hayatını kaybettiğine dikkat çekerek sadece 15 günde 95 kişinin öldüğünü bildirdi. Turgut, sıcaklıklarının artmasıyla birlikte gerek denizlerde gerekse iç sularda boğulma vakalarının arttığını kaydetti. Maalesef acı gerçek. Sıcaklarla beraber gerek denizlerde gerek iç sularda oldukça boğulma sayısı artmakta. Dolayısıyla da buna planlı programlı bir şekilde ülke genelinde bir suda can kurtarma bilincini oluşturmak için bir proje yapılması gerekir ve dolayısıyla da tüm halkımıza kitle sporu açısından yüzme becerisini geliştirilmesi için yüzme kurslarının daha da fazlalaştırılması, yüzme yeteneklerinin geliştirilmesi gerekir derim. Ve tabii ki bununla birlikte halkımızda bazı konularda duyarlı olmaları, bilinçli olmaları gerekir. Deniz veyahut da serinleme ihtiyacında göl göletlerde korumalı alanlarda suya girmelerini tavsiye ederim. Can güvenlikleri açısından, çünkü ülkemizde oldukça su kaynakları fazla. Dolayısıyla vatandaşlarımız piknik dolayısıyla veyahut da serinleme dolayısıyla küçük göldür, gölettir, kontrol olmayan sularda serinleme ihtiyaçlarını gideriyorlar ve dolayısıyla da boğulma sayıları oldukça artıyor. Ve bununla birlikte üzerinde durulması gereken bir husus da şudur ki yüzme eğitimi veyahut da suda can kurtarma eğitimi almamış halkımız can havliyle boğulmakta olan birisine müdahale etme durumunda kalıyor ve dolayısıyla kendisi de boğuluyor ve biz buna çoklu boğulma diyoruz.